Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim ecmain. Muhterem kardeşler, camiye gittiğimizde vaaz hocamız bazen Peygamber Efendimizin hayatını anlatan olayları anlatır, anekdotları anlatır. İşte mesela Peygamber Efendimiz'in yatağını anlatır. Hurma liflerinden oluşturulmuş bir şiltenin içinde. Hazreti Ayşe annemiz bir yerden bir şey bulmuş. Gelip onu iki kat yapmış. Peygamber Efendimiz o gece namaza kalkmaya zorlanınca "Ey Ayşe, ne oldu bu gece kalkmadım? Ya Resulallah, yatağını iki kat serdim. Onu eski haline getir. Namaza kalkmakta zorlandım." buyurdu. Diye hoca anlatır bunu. Sen de bir Müslüman olaraktan kendi yatağını göz önüne getirirsin. İkiz yatak, bir yerden 55-60 santim yüksekte, kalınlığı bu kadar. İçinde 25 santim yay, 15 santim sünger, üstünde ales, ondan sonra çarşaf. Oho, öyle. Kuş tüyünden ince. Sonra Peygamberimizin yemeğini anlatır. Hazreti Ayşe annemizi. İşte bizim 2 ay olurdu da, bizim evde bir ateş yanmazdı deyince sahabe soruyor, ey anneciğim, ne yerdiniz evde? İki kara diyor. İki kara dediği hurma ve su. 60 gün boyunca hurma ve su. Bunu anlatır hocalar camide. Bir Müslüman benim gibi birisi de veya sizler de düşünürsünüz ya, benim halim nasıl? Kahvaltıda 2 çeşit, 3 çeşit peynir, 2 çeşit zeytin, 4 çeşit reçel, sıcak ekmek olmasa çocuklar isyan eder. Böyle bir lüks bir hayat. Ve Peygamberimiz böyle, bu nasıl? Arada biz bir gerilime tabi tutuluruz. Bunun daha örneklerini çoğaltmaya. Sonra da hoca şu ayeti kerimeyi bir de okur. Pilimiz orada biter. Bismillah. Ahzab suresi 21. İçinizden Allah'ı ve ahiret gününe inanan, Allah'a ve ahiret gününün geleceğini uman, Allah'ı çokça ananlar için şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örnekleri vardır. Velekum وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Ey Müslüman cemaat kardeşim! İşte Peygamberimiz hayatı bu. Kendi hayatınızı gözden geçirin ve o sizin için örnektir. Hem de güzel bir örnektir. Aman, pilim bitti. Şimdi camiden çıkarken suçlu bir şekilde çıkıyorsun. Niye? Peygamberini örnek almayan bir Müslüman tipisin sen. Öyle mi? Peygamberini örnek almayan, o örnekliği bu. Suçlu olaraktan çıkıyorsun. Soru şu, ya arkadaş, Peygamber Efendimiz bizim için örnek midir? Ne diyorsunuz? Tabii hocam, örnektir. O zaman benim burada camiden suçlu olarak çıkmam doğru. Ya benim hayatım nerede, Peygamberimizin hayatı nerede? Diye suçlu olarak çıkmam doğru bir hareket. Şimdi değil aslında arkadaşlar, bakın. Bugün değişik dediğimiz şey, sizi, hele de yani gördüğüm kadarıyla hep bizim İmam Hatip nesli, ilahiyat nesli, yani bu konuları bilen, altyapısı olan insan kardeşlerimiz. Bakın, Kur'an-ı Kerim'de katmanlı katmanlı dini yaşayış vardır. Kur'an'daki dini yaşayış tek katmanlı, tek düze, tek seviyede değildir. Katman katman katmandır. Ne demek hocam Kur'an-ı Kerim'de katman katman? 3 tane konuyu size izah ederek bu meseleyle bağlantıyı kuracağız. Yani Peygamber Efendimiz bize örnek mi, değil mi? Ne kadar örnek, ne kadar değil? Bu sorunun cevabını bulacağız Kur'an-ı Kerim'de inşallah. Önce Bakara suresi 279-280. 278 faiz ayeti. Faizden vazgeçin ayeti. Borç alma verme ile ilgili hükümleri bildirir. Bakara 279-280. Birisine borç verdin. Kısaca ben ayetin metnini söylemeyeyim. Okuruz da. Birisine borç verdin. Ne zaman vereceksin? Adem hocam, işte Mart'ın 1'inde vereceğim. Tamam, yazdık. 281-281. Ayet de yazın diyor. Yazdık. Mart'ın 1'inde getireceğim paramızı. Ben sana kötülük mü yaptım? Yok, para verdim. Borç verdim. İşini gör, Mart'ın 1'inde getir. Mart'ın 1'i oldu. Geldi, dedi ki, hocam iyisin, güzelsin ama ben sana Mart'ın 1'inde verecektim.
Ama veremiyorum. Ne oldu? Yan yattı, çamura battı. Şu oldu, bu oldu, harp oldu, darp oldu. Ben sana bu parayı veremiyorum. Benim önümdeki seçenekler nelerdir? Bir, böyle kumru usen valikum ayeti kerimesi 79. Ara paranız sizindir. Türkçesi şu. Kardeşim ben o işi anlamam. Ben sana zaten bir defa iyilik yaptım, borç verdim. İkinci bir daha sana ne iyilik yapacağım? Ben şimdi gidiyorum mahkemeye, avukata, kadı efendiye varıyorum. Senin neyin varsa, araban varsa arabanı, evin varsa evini hemen sattırıyorum. Ben paramı haciz yoluyla alıyorum. Bugün. İslam'da işler çok hızlı olur. Kadı efendi der ki neyin var oğlum söyle. Çıkar arabası. Piyasaya hemen çıkarır. Bugün itibariyle kaç lira veriyorsunuz? Bu kadar verin adam parasını. Al, al paranın üstünü yürü git. Bunu yapma hakkın var mı? Var. Günah mı bunu yapma? Hayır. 1 Mart'ta verecektir. Verecektin kardeşim. Malın gücün varsa ya parası hiç yok. Malı da yok. Yapacak bir şey yok. O zaman asabe denilen akrabaları devreye girmek zorundadır. Asabe. Kardeşinden, babasından, amcasından, amcaoğluna kadar gider. Niye hocam adamın borcuna ben niye sahip oluyorum? Mirasına sahip oluyorsun ama değil mi? Babasının, amcasının, oğlundan miras geliyor değil mi? Onlar olmayınca sırayla. Onlar varsa onlar. Yoksa sırayla geliyor. Tamam. Allah-u Teala buyuruyor ki 280'de tamam Adem bunu yapabilirsin. Ama ikinci bir seçenek daha var diyor. Fenazıratun ila meysere. O adama kolaylık zamanına kadar birazcık daha süre verebilirsin. Ama zorunda değilsin. İstiyorsan. Bu senin için daha hayırlıdır diyor. Gidip icra ile adamın malını sattırıp paranı almandansa ben kardeşim ben sana bir iyilik yaptım 1 Mart'a kadar dedim ama sen de ödeyemiyorsun. Sana bir ay daha süre, 1 Nisan'a kadar süre vereyim. Diyebilirsin. Peki bu birinci mi daha hayırlı, ikinci mi? Allah-u Teala diyor ki senin için bu ikincisi daha hayırlı. Niye adama? Bir iyilik daha yapıyorsun değil mi? Bunu yapmak zorunda mısın? Değilsin. Başka? Üçüncü bir seçenek daha sunuyor Allah-u Teala. وَاَنْ تَسَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ Eğer tümden bağışlarsanız o sizin için en hayırlı olanıdır. Bu üçü içindeki en hayırlı. Ben diyorum ki kardeşim 1 Mart'ta getirecekti, getiremedin ya. Borcun yok, helal hoş olsun, getirmiş gibisin. İşine gücüne bak. Bu en hayırlı durum değil mi? En güzeli değil mi? Allah-u Teala zaten diyor ki, bakın diyor. Eğer bilirseniz sizin için en hayırlı olan budur. Üçüncüyü de yapmak zorunda değilsin. Bak kademe kademe İslamlardan bahsediyoruz. İslam yaşantısından. Soru şimdi geldik. Peygamber Efendimiz olsaydı, birisi kendisine para almış ve borcunu getirememiş olsaydı, bu üç seçenekten sizce tahmininizle söyleyin. Hangisini yapardı? Bağışlamayı yapardı. Bilemediniz. Burada anlatılmayan Peygamberimizin hayatında uyguladığı 4., 5., 6., 7., 8., 18. seçenek var. Bu sadece örnek olarak veriyor. Peygamberimiz ne yapardı? Ha, demek ki senin ihtiyacın bitmedi, sıkıntın çözülmedi. 1 Mart'ta sen para getirecektin, getiremediğine göre sana az şu kadar daha para vereyim. Bu dördüncüsü daha üstün değil mi? Hem bağışladım hem de para verdim. Bu daha üstün değil mi? Peygamberimiz hayatında değişik olaylar görüyoruz. Bir sahabe geldi. Ya Resulallah bana yiyecek bir şeyler ver dedi. Evde hiçbir şey yok. Peygamber Efendimiz şöyle bir düşündü. Kendi evini düşündü. Evde bir şey yok. Aynı sizin gibi oturuyor sahabe. Şöyle baktı. İçlerinden bir şey var. Herkes kafasını yere gömmüş. Kimsede bir şey yok. Peygamberimiz bunun üzerine dedi ki bakın borç istiyor, şey istiyor ama kendisinde yok. Falanca kişiye git, benim adıma borçlan, o sana versin, de ki Resulullah da sana ödeyecek. Bakın cebinde para varken verirsin, anlarım. Kendi ihtiyacın kadar paran vardır, onu verirsin, onu da anlarım. Ama sende yok, sen muhtaçsın, birisinden borçlandırıyorsun, onu veriyorsun. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki ya Resulallah Allah sana bunu emretmedi. Allah sana ve mimma razaknahum yunfikun kendilerine rızık olarak verdiklerimizden verirler dedi. Sana verseydi Allah sen de onu verebilirdin. Tamam. Ama sana vermemiş olduğu bir rızkı sen nasıl başkasına veriyorsun? Niye borçlanıyorsun dedi. Bu seçenek burada yazmıyor bakın. Başkasından borçlanarak.
Şimdi dedik ki 18. seçenek. Adam gelmiş 1 Mart'ta benden paramı vermemiş. Ben de diyorum ki ona, şu ana kadarki paran tamam sana verdim, bağışladım. Ama senin ihtiyacın bitmemiş. Ben sana cebimde para var, yok param da yok. Falanca kişiden gidiyorum borç alıyor. Geliyorum borç verdiğim adama bir daha borç veriyorum. Peygamberimizin bu kaçıncı derece olur? Borç değil onunki, sadaka istiyor. Bak sadaka için bile borçlanıyor. Dolayısıyla kademeleri düşünecek olursak Kur'an'da 3 tane örneği veriliyor. Bazı yerde 2 tane. Ama Peygamberimiz hayatında 128. kademe var. Bilemiyoruz. Başka örnekler de var. Cabir radıyallahu anh genç bir sahabe evlenmiş. Bir yolculuktan dönüyorlar Peygamberimizle. Birlikte bir şehre uğruyorlar. Orada herkes gidiyor. Çok güzel hanımına hediyeler falan alıyorlar. Cabir'in de parası yok. Radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz fark ediyor. Diyor ki ey Cabir, şu atını bana satar mısın? Cabir radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah satarım da gidinceye kadar bu ata ben binmem lazım. Sana satarsam nasıl gideceğim? Tamam diyor. Medine'ye kadar gidinceye kadar bin. Medine'de teslim alacağım. Ama al paran satıyorsan. Satıyorum dedi. Parayı aldı. At da kendisinde. Oo gitti hemence. Orada hanımını hediyelerden aldı. Medine'ye döndükleri zaman Cabir adamı atı getirdi. Ya Resulallah getirdim dedi. Ben o atı aldım, kabul ettim, sana bağışladım dedi. E ne yaptı şimdi Peygamberimiz? O kadar ince bir şey yaptı ki. Bakın şimdi Cabir'in yerine koyun kendinizi, Hazreti Cabir'in. Bir anda parası var. Cabir hayırdır, paran yoktu. Ha, arkadaşları soruyor. Ya Peygamberimiz çağırdı, bana işte haçlık verdi. Genç adamın gururu kırılır. Onun incinmemesi için sadaka vermek mi daha üstündür? Atın alması mı? Atın alması. Bir insana sadaka vermek mi daha büyük sevaplıdır, borç vermek mi daha büyük sevaplıdır? Borç vermek. Niye borç vermek? Karşıdaki kişi diyor ki kardeşim bana verdiysen al paranı. Tamam. Ödedim mi ödedim. Daha ne yani? Anlamak. Ama sadaka bir 50 kuruş ver. Ömür boyu aleyküm selam selamun aleyküm. Hocam işte. Ulan arkadaş yapmayın ya bu. Sadaka vermek yani güzel bir şey de borç vermek karşıdakini ezmediği için daha üstün bir şey. Şimdi geliyoruz. Acaba o borç verdiği sahabe geldiğinde Peygamber Efendimiz ona tamam borcunu sildim diye sadaka bağışlı gibi bağış mı yapardı? Yoksa kardeşim ben sana borç vermiştim. Al sana birazcık daha borç vereyim. İşini kuvvetlendirdiği zaman ödersin mi derdi. Şimdi İslam'daki incelikler bitmiyor ki. Hazreti Cabir de niye ona sadaka vermedi? Sordular ne Cabir nereden buldun parayı? Atımı sattım. Var mı bir şey? Yok. Medine'ye gittiği zaman olay çözülür. Ama o anda karşıdaki kişinin ismini söylemek istemiyorum. Bir Alman filozof var da diyor ki iyilik yapmak istiyorsanız iyilik yapmayın diyor. En büyük iyiliğiniz öyle olur diyor. Niye? Görmüş Alman toplumunda birisi birine iyilik yapınca nasıl onu başına kalktığını, nasıl gururunu incittiğini. Kavlun ma'rufun ve ma'firetun hayrun min sadakatin yetbevha eda. Güzel bir söz söylemek veya bir kusuru affetmek, arkasından başa kalkmak olan sadakadan çok daha hayırlıdır. Ayet bu. Sadaka verdin, iyilik yaptın da başına kalktın mı o bitti işte. Yani. Karşıdaki kişi diyor ki senin verdiğin sadakanın da yaptığın iyiliğinde Allah-u Teala diyor ki güzel bir söz söyle. Gönlünü alıcı bir söz söyle. Evet. Şimdi burada ne anladık? Borç meselesinde Peygamberimize uyacağız, örnek alacağız. Hangi tarafını? Hadi. Hadi buyurun. Şimdi Peygamber Efendimizin örnekliği konusu geldiğinde şunu bilmemiz lazım. Muhterem kardeşler. Hazreti Ebubekir'in Peygamberimize örnek alışı var mı? Var. Hazreti Ömer'in örnek alışı var mı? Var. Başka sahabilerin var mı? Hepsi farklı farklı. Nasıl farklı farklı? Peygamber Efendimiz'in hayat boyunca yapamadığı farz ibadet nedir? Söyle acaba. Peygamberimiz hangi ibadeti yapamadı? Hayatı boyunca. Yusuf Hocam nedir?
Zekat, zekat. Niye yapamadı zekatı? Zekatın üstünden bir sene geçmesi lazım. Zekat farz olması için. Bir gece altınların biraz kaldı. Peygamber Medine'de dedi ki ben altınlar varken evde gelip uyumam dedi. Mescitte uyudu. Dağıtılmak üzere verilip gelmiş olan ganimet altınları vardı. Ayşe, Hazreti Ayşe dedi ki bunları dağıttım gündüz. Akşam geldi yaştan sonra ne oldu dedi. Ya Resulallah çok yoğunduk dedi. Dağıtamadım dedi. Birçok işler vardı dedi. Yapamadım, yetiştiremedim dedi. Ben dedi o altınlar varken dedi evde uyumam dedi. Gitti mescit duydu. Bir sene geçmiş mi? Geçmemiş. Bir sene geçmeyince zekat verebilir misin? Sadaka verirsin. İstediğin kadar çok ver, bunun adı sadaka olur. Zekat olmaz. Yapamadı Peygamberimiz. Zekat verdiği vaki değil. Niye? Eline geçene veriyordu. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, bak Hazreti Ebu Bekir tamamının malını verdi bir defasında. Hazreti Ömer yarısını verdi. E niye o örnek almadı Hazreti Ebu Bekir'in gibi? Kardeşim bak örnekliği yanlış anlıyorsunuz. Herkes kendi gücü, kendi kıvamı, kendi imanı, kendi maneviyatı kadarında örnek alabilir. Peki Peygamberimizin örnekliği bize niye anlatıldı o zaman? Tam da cevabı şu. Olimpiyat oyunlarını seyrettiniz mi hiç? Eskiden yayınlarlardı televizyonda. 5 metre 65 santime çıtayı koyuyorlar. Çubukla geliyor adam, sırıkla diyorlar. Atlıyor, hopluyor oradan. Dünya rekoru 5 metre 65 santim. Sergey Bubko. Rakam doğru mu? 5.65. Altın üstüne mi çıktılar? Ne bileyim ben gençlikte. Çocuklukta. Şimdi abi dünyada bir tane o ya. 4 senede bir oluyor. Ya kırılabiliyor rekor ya kırılamıyor. Ya egale ediliyor ya egale edilemiyor. Ya geçiliyor ya geçilemiyor. Bazı dünya rekorları var ki olimpiyat rekorları yapıldığından bu tarafa şey yapılamamış. Egale bile edilememiş. Aynısı bile yapılamamış. Şimdi niye gösteriliyor ama? Diyor ki ben de insanım, siz de insansınız. Ama uğraştım ben 6 metreyi hopladım. Siz de hoplayın buyurun. Ya iyi de ben nasıl hoplayayım? Ben yarım metreden düştüm ayağım kırılır. Yani öbürü çok atletiktir o da 2 metre hoplar. Ama bu adam 6 metre nasıl? Ya dünyada bir tane. Bir insanın yapabileceğini gösteriyor adam orada. Peygamber Efendimiz'in örnekliği böyle algılanacak. Peygamber Efendimiz'in rekorunu kim egale edebilir? Hangi konuda? Züht konusunda, yemeği içmesi. Allah'a ibadet konusunda. Hocama sordum. Ethem Cebecioğlu hocam. O beni sohbetlerde anıyor ya. Ben de onu anayım. Allah selamet versin. Diyor ki, hocam, Peygamberimizin ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Doğru mu? Doğru dedi. Hangi sahabenin başka dedim bildiğimiz var mı ayaklar şişinceye kadar namaz kılan? Dedi ki yok. Bilmiyoruz dedi. Ayakları şişinceye kadar namaz kılan peygamberimizin ümmeti içerisinde var mı sahabeden ayakları şişen böyle bir rivayet? Yok dedi bilmiyoruz dedi. Yok hakikaten duymadı. Duyan var mı? Hazreti Ayşe annemiz polis eşleri onu bilirler. Akşama kadar nöbet tutunca polis karakolun önünde eve geldi mi ayakları dizden aşağısı tutmaz olur. Ona polisin hanımı böyle masaj yapar. Ayaklarına. Aynı şekilde Peygamberim sabaha kadar Hazreti Ayşe annemiz hem masaj yapıyor hem de diyor ki ya Resulallah kendini bu kadar niye yoruyorsun ki diyor. Sen zaten gelmiş geçmiş günahların bağışlandı. Cennetlik olduğunu söylendi. Niye kendini bu kadar yoruyorsun? İkinci bir örnek var mı? Bu şekilde olan bilmiyoruz. Bak yok. Anlatılmamış. Belki vardır. Bilmiyoruz. Ama bilmiyoruz kesinlikle. Şimdi olimpiyat oyunlarından bahsediyoruz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız yolunuzu bulursunuz. Mevlana Hazretleri de çok güzel bir cümle söylemiş. Diyor ki niye yıldız dedi de güneş demedi diyor. Çünkü güneş kendisiydi diyor. Peki güneş varken yıldıza ne ihtiyaç var? Diyor ki ey Müslüman güneşe bakamazsın gözün kamaşır. Onun için diyor yıldızları söyledi diyor. Onların yaşantı standartı, onların olimpiyat derecesi peygamberimizinkinin yanında çok düşük. Onun için sahabeye benzeyerek yaşayabilirsin. Onunla ona uyarak yaşayabilirsin. O da çok yüksek de. Yani sahabenin yaşadığı da akılla, fikirle, tefekkürle anlaşılacak bir şey değil. Hazreti Kutebi'ye git diyor şeye, Çin'e. Hemen ertesi gün hazırlığa başlıyor. Nereye gidiyor? Çin'e. Çin nerede? Vallahi bilmiyorum ki. Yolunu bilmiyorum. Eşkıyalar olabilir. Sigortan var mı? Yok. Maaşın var mı? Yok.
Dille biliyor mu? Yok. Nasıl gidiyorsun? Pasaportun var mı? Yok. Seni keserler, olabilir. Gidiyor ya. Bu akıllı bir iş mi? Akıllı bir iş mi ya? Buradan desem ki abi, yarın hazırlan 2-3 kişi gezmeye gidiyoruz ya. Antep, Maraş gezeceğiz. İnanın o kadar çok işlerimizi ayarlamaya çalışırız ki. Ayet-i Kerime'de sahabeye Rabbimiz buyuruyor ki, siz daha önceden ölümü temenni ediyordunuz. Aha şimdi ölüm geldi, bakıp duruyorsunuz. Ne oldu diyor. Temennevnel mevtemin gablu. Geldiği zaman da öyle kolay bir şey değil yani. Oradaki o gençleri görüyorsun, tanka gidiyor, yapıştırıyor, geliyor ya. Filmi seyretmesi çok güzel oluyor. Tankın yanına gidiyorsun yani, tank. Her an ölümle burun burunasın. Allah zor imtihanlardan imtihan etmesin. Şimdi geldik. Dinimizdeki, İslam'daki farklı farklı kademelerle ilgili bir iki örnek daha verelim, bitirelim. Oruçla ilgili örnek. O da Bakara suresi 184. ayet. Size farz kılınmış oruç, bu oruç sayılı günlerdedir. Ramazan aylarında. Fakat içinizden her kim hasta veya yolcu olur da orucunu tutamazsa, Ramazan'dan sonraki diğer günlerde bunu tutmalıdır. Hasta, Ramazan'da hasta oldun veya yolculuğa gittin. Şimdiki gibi yolculuk değil yani, deveyle gidiyorsun sıcakta, çölden gidiyorsun. Ramazan'dan sonra diyor, size izin, Ramazan'dan sonra rahat evinizde tutun. Eğer içinizden hasta veya yolcu olmadığı halde oruç tutmakta zorluk çeken yaşlılar, hamileler, iyileşme ümidi kalmamış hastalar gibi devamlı mazereti olan ve bu yüzden ancak çok çok zorlukla oruç tutabilen kimselere gelince, adam diyaliz hastası, böbrek hastası. İyileşme ihtimali yok. Bu da tutmaması lazım. İşte onlar oruç tutmayabilirler. Fakat bunun karşılığında fidye vermelidirler. Her gün bir fakiri doyuracak kadar yemek. Yani tutmadıkları her gün için maddi imkanlarının el verdiği ölçüde bir yoksul doyurmalıdırlar. Fakat her kim fazladan iyilik yaparsa, yani gerekenden fazla fidye verirse, bir kişi bir günde 100 liraya doyar, 150 liraya doyar, 1000 lira veriyor. 30 güne 30 bin lira veriyor. Bu fazladan değil mi? Cömertçe veriyor. Bu kendisi için elbette daha hayırlıdır. Diyanet 100 lira veriyor, 100 lira veriyor bu adam. Bu iyi, tamam, vazifesini yapıyor. Ama 1000 lira veriyorsa her gün için, bu kendisi için daha hayırlıdır. Bununla birlikte tüm zorluğuna rağmen oruç tutmanız sizin için en hayırlı olandır. Yolculukta zor değil mi? Hastayken zor değil mi? Ona rağmen oruç tutman senin için daha hayırlıdır. Soruyorum şimdi, Peygamber Efendimiz olsaydı bu 3 dereceden hangisini yapardı? 100 lira verirdi. Oruç bitti. Böyle mi yapardı? İmkanı varsa 1000 lira verir. Orucu böyle mi saydırırdı? Yoksa hasta olmasına rağmen, zorlanmasına rağmen orucu tutardı. Hangisini yapardı? Peygamberimizi nasıl örnek alacağız? Yaşadığınız standart şeriata uygunsa kafaya takma. 100 lira veriyor musun sen? Hocam tamam. Gücün yetiyor, 1000 lira verebiliyor mu? O daha güzel. Hasta olduğun halde tutabiliyor musun? O daha da güzel. Ama ya gücüm yettiği halde ben 100 lirayı veriyorum arkadaş. Zorlansam tutarım ama 100 lira veriyorum. Şeriat seviyesinde yaşıyorsun sen. Günah yok. Vebal var mı? Yok. Allah-u Teala'nın dediğini yapıyorsun. Aynı biraz önce ben 1 Mart'ta parayı getirmediği için icraya gitti, paramı aldığım gibi. Herhangi bir günah yok. Ama faizini istersem o paranın alta düşmüş oluyorum bak. Çizginin altında. Zulme düşmüş oluyorum. Ayrı bir şeyler onlar. Onlar ayrı günahlar. Ama oruçta bak 3 seçenekten bahsetti. Başka bir örnek daha verelim. Hani İslam'ı hangi seçenekte yaşıyoruz? Onun için. Bir sahabe geldi, dedi ki ya Resulallah, bana öyle bir şey söyle ki ben onları yapınca cennete gireyim. Bakın seçenekleri söylüyorum. Dedi ki namazı kılacaksın 5 vakit. Tamam dedi. Ama dedi nafile kılarsan senin için daha hayırlı olur. Dedi ki yok. Ne fazla ne eksik. 5 vakit namazı farzlarını kılarım dedi. Ramazan orucunu dedi. Tamam. Ama dedi nafile tutarsan yok ya Resulallah dedi. Yok, fazla yok. Eksik de yok.
Hep ibadetleri söyledi. Fazla da yok, eksik de yok dedi adam. Fazla da yok, eksik de yok. Peygamberimiz buyurdu ki sözünde durursa cennete girdi. Ama hangi cennete girdi Müslüman kardeşim? Bak hangi cennete girdi? Hocalar bunları anlatıyor da parça parça anlattığı için kafalarda oturmuyor. Şimdi ikinci bir örneği verelim. Hazreti Ömer radıyallahu anh ölüm döşeğinde ağlıyor. Diyorlar ki ey Ömer niye ağlıyorsun? Allah Resulü seni cennette müjdelemedi mi? Evet. Aşere-i Mübeşşere'den. Dedi ki o zamandı dedi. Ondan sonra nice işler yaptık biz dedi. Tamam o gün ölseydim cennette müjde ama ondan sonra yaptıklarım var. Gelecekle ilgili o saatten sonra yaptık şeylerim var. Cennette müjdelenme o zamandı. Bu Hazreti Ömer'in endişesiyle o sahabenin rahatlığını karşılaştırın. Sonra üçüncü bir seviye, üçüncü bir başka örnek verelim. Peygamber Efendimiz bir yolculuktayken gece sahabenin bir tanesi erkenden kalkar, su hazırlar. Artık ısıttı mı nasıl ettiyse. Gece ibadetine kalkınca ya Resulallah suyun hazır der. Abdestini alır. Ertesi gece yine aynı şeyi yapar. Hoşuna gider Peygamberimizin. O da der ki dile benden ne dilersen. Der ki ya Resulallah düşüneyim, söyleyeyim. Düşünmüş, taşınmış. Muhtemelen ki büyük sahabilere de sormuş. Ne isteyeyim diye. Ertesi gün olunca ya Resulallah cennette sana komşu olmak istiyorum. Demiş. Peygamberimiz de ya başka bir şey iste demiş. Aa böyle dediyse tamam ısrar et. Tam 12'den vurmuşsun yani. Peygamber Efendimiz'in cennetteki en yüksek makamına girmek istiyor. Demiş ya Resulallah olursa bu. Başka istemiyorum. Peygamber Efendimiz'in cevabı. Öyleyse sen de bana secdeleri çoğaltarak yardımcı ol. Ne demek? 5 vakit namazdan mı bahsediyor? Gece secdesinden bahsediyor. Evvabin diyor. Şimdi bu tarikattaki giren abiler, abi 5 vakit namazın üstüne evvabin kılıyor, kuşluk kılıyor, işrak kılıyor, teheccüd kılıyor, hacet kılıyor, kabir nur namazı kılıyor. Kılıyor da kılıyor. Her duyduğu namazı kılıyor. Tesbih namazı kılıyor. Sünnettir tesbih namazı ayrıca. Niye kılıyor? Ya abi peygamberimiz, şimdi o sahabenin girdiği cennette ilk başta fazla da yok, eksik de yok diyenle bu sahabenin gireceği cennet aynı mı? Aynı olsaydı peygamberimiz niye secde artır da bana yardımcı ol diyor. Allah-u Teala ben dua edeceğim ya Rabbi bu kulunu da benim yanıma iyi de bunun şeyi parası çok az ki. Hani tamam ben sana oraya koyayım da ama parası hiç yok. Hani çok sevdiğim bir adama gidiyorsun galeriye. Abi ben bir araba alacağım. Tamam kaç lira param var? İşte yani 50 bin lira param var. Yo 50 bin lira iyi tamam bir şey düşünelim diye adam hemen Toros düşünüyor. Sana 50 bin liraya. Sen gidiyorsun dükkandaki en lüks 9 trilyonluk arabaya müşteri oluyor. Ya kardeş ben seni çok seviyorum. Vereyim de. Ya 50 bin liraya olmaz. Sen birazcık şu parayı bir 5 milyara falan çıkart da. Buna benziyor yani. Birazcık pazarlık yapalım seninle yani. Tamam en üstünü istiyorsun da. Şimdi herkes birbirine tutmuş. Peygamberimize komşu ol. Peygamberimize komşu ol. Çok tehlikeli bir dua. Yani bir de peygamberimizi burada üzelim, rahatsız edelim yani. Bir açıyor seni görüyor Allah canına olsun. Kapatıyor. Pencereyi. İstenin için iyi de bir de onun yerine kendini koy. Bir başka bir örnek daha verelim bitirelim. Bugün de elhamdülillah bak. Sohbet olunca dişlik geliyor. O da 200 Nur suresi 60. Nur suresi 60. ayet. Evlenmekten umudunu kesmiş yaşlı kadınlar. 70-80 yaşında nene. Bunlar açılıp saçılmadan dış giysilerini çıkartmalarında bir sakınca yoktur. Şimdi evvelden bilirsiniz değil mi? Neneler dışarı çıkarken böyle baştan bir çar alırlardı. Erzurum çar diye. Burada atkı derlerdi. O dışarıda giyilen bir kıyafetti. Dış kıyafetiydi. Evde ev kıyafeti duruyor. Böyle benim gibi bu bluz, gömlek, etek durur. O şekilde çıkmaz dışarı. Bu iç kıyafetidir. Genç olsun, yaşlı olsun. Dışarı çıkarken bir Erzurum'da şey vardır Bayburt'ta. Hala gidin görürsünüz yani. Leçek derler böyle. Veyahut da işte çar derler. Tüm boydan aşağı alır böyle. Şuradan da tuttu muydu? Tümden tek parça kumaş böyle. Başından alır gider. Bayburt'ta Erzurum'da hala daha var. Siyah olur, kahverengi olur renkleri. Nevşehir'de ne vardı? Bakın Nevşehir'de de bol dimi vardı.
Altında eteği var. O eteğin üstüne dimiği giyerdi. Üstüne de bir tane ya atkı alırdı ya beyaz çar alırdı değil mi? Bağa gidecekken. Bu dış kıyafet. Yaşlıların, yaşlı nenelerin, ninelerin bunu almalarında almasalar sıkıntı yok. Çünkü evlenmekten umudu kesilmiş. Piri fani nene olmuş. Ama gençler bunu alacaklar. Dış kıyafet olacak. Evde oturduğun kıyafetten gidip dışarıda gezemezsin. Kadın için söylüyoruz. Balkona bile çıkamazsın. İstanbul hükmünü soruyor musunuz? Balkon dışarı sayılır. Evde oturduğun, neyle oturuyorsun? Başörtüsüyle, bluzdan oturuyorsun değil mi? Balkona çıkamazsın o kıyafetin. O dışarıdır. Bakıldığı zaman gözüküyor senin balkonun. Tamam. Ne yapacaksın? Dış kıyafeti giyeceksin. Ama bu yaşlı neneler bu dış kıyafetini almadan dışarı çıkabilirler. Ayetin devamında. Bununla beraber iffetlerini korumaya özen göstermeleri, yaşlı nenenin sanki genç kızmış gibi dikkat etmesi kendileri için daha hayırlıdır. İki derece var burada bak. Alabilirsin, almayabilirsin. Ama hangisi daha hayırlı? Yaşlı 90 nenenin, 90 yaşındaki nenenin çarını sanki 18'lik kızmış gibi alıp dışarı çıkması kendisi için daha güzeldir diyor. Kim diyor? Allah-u Teala. Ben daha çok neyi beğenirim diyor? Onu beğenirim diyor. Kim diyor? Allah-u Teala. Hangi seviye İslam'dan bahsediyoruz? Herkesin yaşadığı bir seviye var. Herkesin takva seviyesi farklı. İşte buralardan hareketle Peygamber Efendimizin yaşadığı üst takva seviyesini camide anlatan hocalar biz de dinleyince kendimizi suçlu hissetmemiz doğru değil. Ben niye 6 metreyi atlayamıyorum diye üzülmene gerek yok. Peki ne yapacağız hocam? O örneklik niye? Ne kadar ona yaklaşırsan o kadar güzele yaklaşmış olursun. Ne kadar takva yaşarsan, Peygamberimizin hayatına ne kadar benzemeye çalışırsan, 50 santim atlayanla 100 santim atlayan 100 santim daha iyi. 1 metre, 2 metre atlayan daha iyi. Hangi standartta yaşıyorsun sen? Boyunun ölçüsünü Resulullah Efendimizin hayatından, sünnetinden göreceksin. Onun için zaten o koyulmuş. Bir insanın yapabileceği zirve şahsiyet. Ondan ötesi yok. Ondan ötesine geçmeye çalışsan bile geçemezsin. Ayet-i kerimede diyor ki Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte içinizde Allah'tan en çok korkanınız benim. Böyle olduğu halde ben evlenirim, eşim var. Uyurum, ibadet de ederim. Oruç tutarım. İftar ettiğim ya oruç tutmadığım zamanlar da olur. Gece uyurum da namaz da kılarım. Bak diyor ben ama içinizde Allah'tan en çok korkanınızım benim. Benden öte bir takva yaşantısı kurgulamayın. Kabul değildir. Kim benim sünnetimi terk ederse benden değildir. Bakın o ameli kabul olmaz demiyor. Ümmetliğimden çıkar diyor. Tehdit çok büyük. Dolayısıyla hani şu anda zaten öyle bir peygamberimizden daha öte bir takva yaşantısı hedefleyen Müslüman yok. O ayrı bir şey de. Ama en azından düşünsel anlamda bunu konuşmuş olalım. Herkes kendi takva boyutuyla. Hocam en az seviye nedir? Yediğin kahvaltıda haram var mı? Hocam haram yok. Lüks ve israf var mı? Onu çıkart işteyse. Bak o da günahtır, haramdır. Lüks ve israf var mı? Öyle bir tabaklar alıyor ki hanımlarımız. İsraf, lüks. Ya normal bir tabakta da yenilebilir o yemek. Ama öyle bir tabaklar alıyorlar ki dünyanın parası. O nedir? Lüks. Odamızda lambalar yanıyor. Mutfakta 4 tane lamba yanıyor. İsraf. Eskiden bir tane mumla yetinebiliyordular. Bir tane lambayla yetinebiliyordular. İsraf, israf bakın. Lüks ve israf. Onu çıkartın hiç değilse. Haram. Hocam 7 çeşit peynirimiz var. Şey mi? Haram mı? Değil, haram değil ama israf. Ya bu kadara gerek yok ki. Ama herkesin takvası. Birisi diyebilir ki, hocam ben bu kadar yaşayabiliyorum. Harama düşmüyorum ama bu kadar. Eyvallah. Onu da ayıplayamayız. Yarısını veren Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Ömer'i ayıplayabiliyoruz mu? Ey Ömer, Hazreti Ebu Bekir malının tamamını getirdi. Sen niye yarısını getiriyorsun deniliyor mu? Bir avuç getiren hurma getirip koyan bile var. Kınanma yok. Çünkü zorunlu seviye değil onlar. Başka bununla ilgili çok örnek var. Ama bu kadarcık örnek izah yeter.
Rabbim bizi anlattıklarımızda, sizi dinlediklerinizde yaşayanlardan eylesin. Aslında sırtınızdan büyük bir yükü kaldırmış oldum. Yani olayı böyle anlatmadığımız için millet hep kendini suçlu hissediyor. Hep kendini suçlu hissediyor. Üstadlarımızdan bir tanesi diyor ki küçükken mal varlığımız vardı ama diyor kesme şeker değil de toz şeker alırdı diyor babam. Ekonomik durumumuz da iyiydi diyor. Ama diyor ben de merak ederdim ya niye kesme şeker almıyor da toz şeker alıyor. Sonra aradaki farkı tasadduk etmek, sadaka vermek için ayırırdı diyor. Biz oraları kaybettik işte. Yani gücümüzün yettiği son lüksü almaya çalışıyoruz. Ayakkabı dükkanına gidiyoruz. Abi paran kaç lira? Son kuruşuna kadar hatta birazcık da borçlanarak en üst pahalıyı almaya çalışıyoruz. İdare edecekler var, ortalar var. Hepimiz her şeyin en üstününü almaya çalışıyoruz. İsraf dediğimiz şey ne kardeşler? Hocam Müslüman her şeyin en içine layıktır. Peygamber Efendimiz'den daha mı iyi Müslümansın? Dolayısıyla hani hiç değilse hayatımızdan lüksü, israfı birazcık azaltıp artan paramız kalmışsa da onu yatırım yapıp da başka bir şeyler alalım, arabayı büyütelim, ev değil de sadakaya birazcık yardıma. Bir yemeğe gidiyoruz 1.000 lira hesap çıkıyor. Ondan sonra yetimlere şey diyoruz 200 lira vermeye elimiz tutuyor. Bu nasıl bir şey? Ya kardeşim yemeğe yedirirken tamam güzel de 1.000 lira, 3.000 lira, 5.000 lira hesap ödeniyor. Öyle lokantalar var. 209 lira yetimlere birer poşet şey verilecek. Şimdi Nevşehir yetimlerine 130 tane aile var. Birer poşet meyve verilecek. Mandalina, muz. Neydi başka? Elma mıydı? Portakal. 209 lira bir poşet. Bir aileye verilecek. Hangimiz veremeyiz? 100 tane ailenin parası toplanacak. Ha, israfımız, lüksümüz olduğu sürece hayra hasenata sıra gelmiyor kardeşler. Eyvallah. Lillahi Teala Fatiha.